Herkese merhabalar. Yepyeni videomuza hoş geldiniz. Evet, sezon 5 güncellemesi geldi ve acayip derecede şu ana kadar yani Warzone tarihinde bu kadar hileci görülmedi galiba. Normalde Warzone'da bildiğiniz üzere oyunda hileciler mevcut oluyor. Fark etme ister PC, ister Xbox, ister PlayStation, diğer platformlarda hile durumu mevcut oluyor ama nedense Season 5 güncellemesinden sonra oyunda acayip derecede hileciler çoğaldı. Peki neden bu kadar çok hileci oyuna dadandı? Bu videoda sizlere detaylı şekilde anlatıyor olacağım. Ve ayrıca de bildiğiniz üzere Call of Duty tarzı içerikler yapıyorum ve Black Ops 6 çıkacağı zaman da zaten normal mevcut Warzone haberleri olsun, Call of Duty hakkında bütün detayları kanalımda paylaşmaya çalışıyorum. Bu tarz içerikler seviyorsanız ve ayrıca de bizi destek olarak da hem kanalımıza abone hem de videolara beğeni atabilirsiniz. Evet, şimdi başlayalım konumuza. 24 Temmuz'da oyunun Sezon 5 güncellemesi çıktı ve ayrıca de o gün biraz özel bir gündü. Çünkü Modern Warfare 3 hem zombi versiyonu hem de oyunun multiplayer versiyonu tamamen Game Pass sistemine oturdu. Harley Inten'in haberine göre arkadaşlar, zaten bunu ben kendim de fark ettim. Eğer ki PC'de Game Pass kullanıyorsanız ve Modern Warfare 3'ü oynuyorsanız hem Microsoft Store olsun hem de Game Pass sisteminde direkt logonuz Xbox logosu olarak gösteriyor. Yani siz Game Pass veya Microsoft'ta oyuna girdiğiniz zaman direkt sizi Xbox user olarak anlıyor. Tabi bildiğiniz üzere zaten Activision Microsoft tarafından satın alınmıştı ve Microsoft da tabii ki de bunun parasını yiyecek yani mantıken Game Pass'i çıkarmalı lazım. Zaten önümüzdeki birkaç haftalar veya aylar sonra zaten bütün Call of Duty serileri kesinlikle Game Pass'e geleceğine inanıyorum. Peki aslında tamamen konumuz bu değil. Evet, hile konusunu şimdilik biraz durduruyorum. Call of Duty'nin SPM konusunu sizlerle tartışmak istiyorum. Bu konuyu söyledikten sonra da bu hile konusunu tekrar şimdi inceliyor olacağız. Skill based matchmaking sistemini işte oyunda çıkaracaklarını diye bir iddia ediyorlar ya da işte bunu nerfleyecekler diye iddia ediyorlar. Şimdi SPM nedir arkadaşlar? Bildiğiniz üzere eğer ki multiplayer kompetitif oyun oynuyorsanız yani her oynadığınız maçlarda SPM sistemi mevcuttur. Yani kendi skillinize göre karşınıza oyuncular çıkıyor. Ama şöyle bir şey var ki arkadaşlar, nedense Modern Warfare 2019'dan beri farklı bir SPM deniyor Call of Duty ve Call of Duty'de bu SPM sisteminde işte böyle bir tablo çıkardılar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. İşte en önemli faktörlerden biri ise connection. İşte oyuna bağlandığınız connection ve karşınızdaki rakipler de sizin pinginize göre, sizin skininize göre rakip çıkartıyor ama en önemlisi connection'mış. Bu SPM sistemi aslında nasıl çalışıyor? Yani Call of Duty bizlere burada tamamen net bir şekilde bizlere doğru şeyi söylüyor aslında. Eğer ki yeni bir oyuncuysanız veya işte yıllardır Call of Duty oynuyorsanız zaten oyunun ne kadar değiştiğini anlayabiliyorsunuz. Klasik derecede şöyle anlatmak gerekirse SPM tamamen sizin oynadığınız şekilde kendi skininize göre size karşınıza güçlü oyuncular çıkartıyor. Yani sizin levelinize göre güçlü oyuncular çıkartıyor. Zaten bunların farklı testleri de YouTube'da mevcut. Eğer ki yeni bir hesap açarsanız ve sürekli bot gibi oynamaya çalışırsanız harbiden sizi bot lobby'ye atıyor. Yani bildiğin yani insanlara skamayan o tarz oyuncuları atmaya çalışıyor oyun. Yani basitçe SPM böyle bir arkadaşlar. Normalde bu sistem iyi mi? İyi ama şöyle bir bozuklukları var. Siz işte oyunda geliştiğinizi zannediyorsunuz ama aslında hiçbir zaman oyunda gelişemiyorsunuz. Son olarak da arkadaşlar, SPM sistemi sizin direkt oyununuza müdahale eden, direkt kazanmanızı etkileyen bir oyun sistemi. Algoritmaya göre siz sürekli kaybediyorsanız, her maçta kaybediyorsanız size oyun bir maç hediye ediyor, iki maç hediye ediyor. Bu Warzone için de geçerli. Belki Warzone'da denk gelmişsinizdir. Sürekli kaybediyorsun. Sonra bir bakıyorsun ki lobi acayip derecede, yani sizin KD'nize göre, sizin oynanış stilinize göre eşit oluyor ve o maçı kazanabiliyorsunuz. Acaba nasıl oldu? Arkadaşlarınızı girdiğiniz zaman SPM sistemi en azından biraz nerflemiş oluyorsunuz. Çünkü kendi skininize göre veya işte arkadaşlarınızla girdiğiniz zaman eğer ki arkadaşlarınızdan birkaçı çok fazla iyi oynamıyorsa veya işte KD'si çok azsa en azından bu SPM sistemi biraz nerfleniyor. Yani acayip derecede karşınızda çok zorlu oyuncular en azından takım arkadaşlarınıza girdiğiniz zaman çıkmıyor.
Evet, genel olarak konuları derlemeye çalıştım. İşte oyunun mevcut durumundan tutun, oyunun hile durumu olsun, işte Game Pass sistemi, oyunun SPM olsun, işte anti cheat'inden tutun, oyunun şu anda bayağı acayip derecede mevcut sıkıntısı var. Yani oyunun şu an mekanik olarak değil, Game Pass olarak değil, tamamen hileci sorunu var ve acayip derecede Call of Duty'de oyuncu kaybetmek istemiyorsa zaten istese de oyuncu kaybetmez. Çünkü oyun Game Pass'e düştü. Yani artık oyun ileriki zamanlarda nasıl bir hale alacağını bilmiyorum. Yani bu sistemi nasıl geliştirebilirler ama resmi bir açıklama beklemekten başka farklı bir seçeneğimiz yok. Biz oyuncular olarak oyunu oynamayabiliriz. Yani Call of Duty bunu da takacağını zannetmiyorum. İster oyunu boykot edin, ister oyunu 2 ay oynamayın, 1 yıl oynamayın ama insanlar bu oyunu oynamaya devam edecek ve ben içerik üreticisi olarak da tüm içeriklerimi Call of Duty'den yaptığım için de yani bir nevi de el mecburu oluyor. Zaten kanalımda görmüş olduğunuz üzere farklı oyunlardan da bahsetmeye çalışıyorum. O tarz içerikleri seviyorsanız da bizleri takip edebilirsiniz. Dediğim gibi şu anki Call of Duty'nin mevcut durumu bu. Yani Warzone'da veya işte Multiplayer'da neden ben Ranked modu veya işte kendi levelimi rank kasayım. Yani neden işte Diamond veya işte Top 250'ye geleyim. Yani oyuna bu tarz hileci durumlara düştüğüm zaman da zaten oyunda oynamama istemsizliği geliyor. Hiç inkar etmeyin. Her karşınıza hile çıktığı zaman ve bu sürekli tekrarlanıyorsa fark etmiyor yani hangi mod oynarsanız oynayın o oyundan soğuyorsunuz. Evet. Bütün video bu kadardı. Yorumlar kısmına düşüncenizi yazabilirsiniz. Call of Duty'nin mevcut durumu olsun. İşte hem Game Pass durumu olsun. Hem de işte oyunun Season 5 güncellemesinde işte acayip derecede çıkan hileciler konusunda olsun. Yorumlar kısmına düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Her zaman iyi veya kötü yorumları kabul ediyorum. Tabii ki de hakaret olmadan. Bu tarz içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın.